Erikson'un psikososyal gelişim teorisi. Şimdi Erikson'un psikososyal gelişim teorisine bakma zamanı. Bir önceki videodan hatırlarsanız, kendisi bahsettiğim teoristlerin ikincisiydi. İşte bu dersimizin konusu Erikson ve teorisinin tüm ayrıntıları. Kendisi Freud'un teorisinden oldukça etkilenmiş ama kültür ve toplumun rolünü de vurgulamıştır. Kültür ve toplum, teorisinde önemli bir rol oynar. Freud'un teorisinden farklı olarak bu teoride bireyin kişilik gelişimi için hayat boyunca yer vardır. Yani kişilik gelişimi Freud'un savunduğu gibi çocuklukla sınırlı kalmaz. Bireyin tüm yaşam süresini içine alır. Erikson gelişimin her evresinde bir sorunla karşılaşılabileceğini düşünmektedir. Bu sorun birey ve toplumun ihtiyaçları arasındaki farkları içerir. Bu teori 8 evreden oluşmaktadır. Bu evrelerin her birinin başarıyla tamamlanması, sağlıklı bir kişiliğin ve birazdan bu sütunda açıklayacağım temel erdemlerin kazanılmasını sağlar. Bu temel erdemler, egonun gelecekteki sorunları çözmekte kullanacağı karakter özellikleridir. Belli bir evreyi tamamlamaksa ileri evrelere geçme yeteneğini azaltabilir ve sağlıksız bir kişiliğe sebep olabilir. Hadi gelin Erikson'un teorisinin ilk evresine bakalım. Birinci evre, hayatın ilk yılında gerçekleşir. Bu evredeki sorun, temel güven ve güvensizlik fikri üzerine yoğunlaşır. Temel güven ve güvensizlikle ne demek istiyorum? Yani ikisinden bir tanesi gelişir ve ona göre de kazanılan erdemler belirlenir. Bu evrede bir yaşındaki bebek içinde yaşadığı dünyaya karşı kuşkuludur. Bu yüzden, kuşkudan kurtulabilmek için bebek ona bakan kişinin ya da ebeveynlerinin tutarlı bakımına ve dengesine yönelir. Eğer çocuk tutarlı bakım alırsa, güven duygusunu geliştirmeye başlar. Burada kazanılan erdemse umut. Yazalım. Bebek güven duygusu geliştirirse, karşısına çıkan diğer sorunlarda umutlu olur. Çünkü etrafındaki insanlardan destek alma ihtimali vardır ve bu erdemi kazanamamak şüphe, korku ya da güvensizlik oluşmasına sebep olur. Bu da olumsuz sonuçları; korku ve şüphe. Gördüğünüz gibi Erikson'a göre bu hayatın ilk yılında olur. Şimdi ikinci evreye geçelim. Bu hayatın ikinci yılında olur. Bu evredeki sorun özerklik, utanç ve şüphedir. Peki özerklik nedir? Özerklik bağımsızlıktır. 18 aylıktan 3 yaşına kadar çocuklar annelerinden ayrı yürüyerek oynamak istedikleri oyuncakları tutmayı öğrenerek, giymek istediklerini ya da yemek istediklerini seçerek bağımsızlıklarını kanıtlarlar. Yani çocuk bağımsızlık ve özellik kazanır. Erikson'a göre ailelerin buna izin vermesi oldukça önemlidir. Çocukların cesaret veren bir çevrede yeteneklerinin limitlerini anlamaları çok önemlidir. Çocuğun kıyafetlerini giydirmek yerine ebeveyn sabırlı olmalı ve destek vermelidir. Bunu çocuğun kendisinin yapmasına izin vermeli ve başarana kadar devam etmelidir. İhtiyaçları olduğunda çocukların nasıl yardım isteyeceğini öğretmelidir. Yani ebeveynler çocuklarını bağımsız olmaları için cesaretlendirmelidir. Ama aynı zamanda başarısızlıktan kaçınmak için çocuğu korumalıdırlar. Yani bu evrede kazanılan erdem bağımsızlık ya da kişisel iradedir. Çocuklar çok eleştirilirse ya da kontrol edilirse bu evrenin olumsuz bir sonucu olabilir. Böyle bir durumda çocuklar kurtulma yeteneklerinin yetersiz olduğunu hissedebilir. Özgüven problemi yaşayabilirler ve yeteneklerinden şüphe ya da utanç duymaya başlayabilirler. Üçüncü evre, 3 üç ila 5 yaşları arasında olmaktadır. Bu evrede çocuklar kendilerini daha fazla kanıtlarlar. Bu evredeki bakılacak sorun, girişkenliğe karşı suçluluk duymadır. Bu dönemin temel özelliği, çocuğun okulda diğer çocuklarla etkileşim içinde olmasıdır. Oyun, bu evrenin temelidir. Çocuklar oyun oynarlar kendi yeteneklerini araştırmayı ve etkinlik oluşturup planlamayı öğrenirler. Yani başkalarını yönetme ve karar alma yeteneklerinde kendilerine daha fazla güvenirler. Erikson'a göre bu evrede çocuklar çok fazla soru sormaktadır. Ulaşacakları erdem amaçtır. Yaptıkları seçimler ve verdikleri kararlarda bir amaç olduğunu hissederler ve eğer soru sorma ve merak eğilimi bastırılırsa yani öğretmen ya da ebeveyn çocuğu eleştirir ve kontrol ederse çocuk suçluluk duymaya başlar. Yani çocuk diğer insanlara sinir bozucu geldiğini düşünüp içlerindeki girişimcilik ve amaca rağmen takipçi gibi davranmaya başlar. Yani sadece söyleneni takip eder. Aşırı suçluluk çocuğun diğerleriyle etkileşimini yavaşlatabilir ve yaratıcılığını engelleyebilir. Burada bir uyarı yapmakta fayda var. Çünkü belirli seviyede suçluluk hissi gereklidir. Aksi takdirde çocuk kendini kontrol etmeyi öğrenemez. Yani bazı sınırlara ihtiyaçları var. Bu evrenin olumsuz sonucu suçluluk hissi ya da yetersizlik duygusudur. Evet şimdi dördüncü evreye geçelim. 4. evre 6 ila 12 yaşları arasında yani okula başlama çağından ergenliğe kadar olan dönem. Erikson'a göre öğretmenler bu evrede çocuğun hayatında önemli bir role sahiptir. Özel yetenekler öğretmeye başlarlar ve çocuk kabiliyet için çalışır. Burada bakılacak ana sorun başarı ve aşağılık duygusudur. Bu evrede çocuk daha fazla önem, daha fazla özgüven kazanır ve Yetenekli olduğu şeyleri göstererek başkalarının, öğretmenlerin ve otoritelerin onayını almaya çalışır. Başarılarından gurur duymaya başlar. Buradaki erdem yetenek ya da gururdur. Ve çocuk cesaretlendirilirse ve girişimleri desteklenirse başarılı hissetmeye başlar, amaçlarını gerçekleştirecek cesareti elde ederler. Şimdi girişim desteklenmezse, sınırlandırılırsa Çocuk aşağılık kompleksine girer ya da kendi yeteneklerinden şüphelenir. Tam potansiyeline bile ulaşamayabilir. Yani yetenekli hissetmemesinin olumsuz sonucu aşağılık duygusudur. Yine bu aşamada da bir miktar başarısızlık çocuğun alçak gönüllü olması için gerekli olabilir. Daha önce de söylediğim gibi çocuğun hareketlerini kontrol edebilmesi için bir miktar suçluluk duygusu gereklidir. Diyelim ki 4 yaşında biri için sınırları aşmayan bir başarısızlık olmak zorundadır. Çocuk alçak gönüllü olur ve aşırı yetenekli olduğunu düşünmez. İyi bir denge olması gereklidir. Şimdi 5. evreye geçelim. Bu evre 12 ile 18 yaşları arasında yani ergenlikte olur. Bu süreç çocukluktan yetişkinliğe geçiştir. Erikson'un psikososyal gelişim teorisindeki en önemli kısımlardan biridir. Burada çocuk ya da ergen daha bağımsız olmaktadır. Kariyeri, ilişkileri ve ailesi açısından geleceğine bakmaya çalışmaktadır. Yani uyum sağladıklarında kendilerini topluma ait hissederler. Burada bakılacak en büyük sorun kimlik kazanma ve rol kargaşasıdır. Bu evrede yetişkin olarak uyacağı kuralları öğrenmek zorundadır. Yani kim olduklarını anlamak için kimliklerini yeniden incelerler. Vücut burada önem taşımaktadır. Çünkü bu yaşlarda vücut değişime uğramaktadır. Olasılıkları araştırırlar ve sonuçlara dayanarak bu araştırmanın sonucu olarak kimliklerini oluştururlar. Bunu yapmadaki başarısızlık çocuğun gelecekte ne yapacağından emin olmadığı şeklinde düşünmesine ve bu da rol kargaşasına neden olabilir. Burada ulaşılabilecek olumlu erdem sadakat duygusudur. Ya da kim olduğumuzu tanımlamaya çalışırken kendimizi eşsiz ve bütün biri olarak görmektir. Tabii ki olumsuz sonuçta daha fazla kargaşaya sebep olabilir ve bu kimlik kargaşasına da sebep olabilir. İsyan ve mutsuzluğa da sebep olabilir. Tüm bunlar 5. evrenin olumsuz sonucunu gösterir. 6. evreyle yetişkinliğin ilk dönemine geçiyoruz. Bu evre 18 ila 40 yaş arasında yani ilk yetişkinlikle yetişkinlik dönemi arasında olur. Burada bakılacak olan sorun yakınlık ve uzaklıktır. Gençken sevgiyi aradığımız insanlara kendimizi daha yakından anlatırız. Yani uzun süreli bağlılık gerektirecek ilişkiler ararız. Bu evrenin tamamlanması, bağlılık, güven ve özen açısından rahat ilişkilere sebep olabilir. Bu evrede yakınlıktan kaçınmak, uzaklık, yalnızlık ya da depresyon gibi olumsuz sonuçlar getirebilir. Burada sevgiyle tarif edilen yakın ilişkiler oluşturuyoruz ve olumsuz sonuçlar bunu yapmamızı engeller. Yerine uzaklık ve mutsuzluk getirecek ilişkiler kurulmasına neden olur. Yedinci evre yetişkinliğin ortasında gerçekleşir kırklı yaşlardan emekliliğe kadar olan süre olabilir. Ve burada yetişkinler kariyer kurarlar ya da çoktan bunu yapmışlardır. İlişkilerinde durulurlar, aileyi yaşamlarının merkezi yaparlar ve büyük bir resmin parçası gibi hissederler. Buradaki sorun, üretkenlik ve üretkenliğe karşı duraklamayla ile baş etmektir. Ve duraklama, ilerleyemiyormuş, saplanmış gibi hissetmektir. Genellikle yetişkinler çocuk yetiştirerek ya da işte üretken olarak toplumsal etkinlikler ve organizasyonlarda yer alarak topluma katkıda bulunduklarını düşünürler. Yani burada başkalarını önemsemeye başlarlar. Başkalarının refahı için uğraşırlar ve bu amaçları başaramazlarsa buradaki olumsuz sonuç duraklamada ya da verimsiz hissetmeleridir. Pekala. Erikson'ın teorisinin son evresi 65 yaşından ölüme kadar olan sürede gerçekleşir. Bu evrede yaşlı insanlar oluyoruz ve mükemmel üretkenliğimizi yavaşlatmaya eğimliyizdir. Yaşamda çok şey başarmış olabiliriz ya da birazdan göreceğimiz olumsuz sonuçları getirecek başarısızlıklarımız olabilir. Ama şimdi yaşamı emekli bir insan olarak keşfediyoruz. Buradaki sorun benlik bütünlüğü ve umutsuzluktur. Daha zeki olduğumuz bu süreçte anılarımızı ve hayatımızı gözden geçiririz. Bu yaştaki insanlar yaşamlarının üretken ya da verimsiz olduğunu fark etmeye başlarlar. Yani geçmişlerinden suçluluk duyabilirler. İstedikleri bir şeyi başaramadıklarını düşünürler ya da pişmanlık veya memnuniyetsizlik duyarlar. Yani buradaki erdem bilgelik duygusudur. Ancak hayatta istediğimizi başaramadığımızı fark edersek ve verimsiz hissedersek, bu, umutsuzluğa ve ölüme karşı memnuniyetsizliğe sebep olabilir. Yani bu evrede başarı erdemi ve erdem de kişinin geçmişe veda duygusu ve tamamlama duygusuyla bakmasını gerektirir. Ve tabii aynı zamanda ölümü korkmadan kabul etmesini sağlayan bilgeliği getirir. Erikson'un yaşam boyu psikososyal gelişim haritasının evreleri işte böyle. Tüm bu aşamalar içinde yaşadığımız kültür ve toplumu kapsıyor ve hayatımız boyunca da devam ediyor.